Korlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Evli çiftlerde kadınların en çok güvendiği hoca. Evet abi çünkü herkesi ormana götürüyor. <laughs> Kimseye kulübe falan filan götürüyor. Hani şöyle vardır ya. Bizim kulüpte mandalar var. Mandalar var abi. Şöyle biz hani Yunan adalarına götürüp işte... iki gece konaklamalı falan turlar yapamıyoruz. Biz götürüyoruz ormanda abi. <laughs> Şamuna batmalı falan filan. ya yani eve bir şekilde dönüyorsun ve karının yanına sığınıyorsun. Eşinin yanına, kız arkadaşının yanına sığınıyorsun. Bir de zaten buradan uzaklaştıysak hani ormandan sağ çıkabildiysek diye sevgiyle sarılıyorsun. Tabii tabii. Aynen öyle. Çok daha böyle şey mutlu oluyorsun. Hani diyorsun karıcığım geldim ben falan. <laughs> bir de hani savaş kazanmış gibi bir edan oluyor ya mesela. Hani ya bir kere cool olmuyorsun abi. Mesela ben onro sürücüler o anlamda çok seviyorum. Mesela hani geliyorlar ya her ortamdan böyle bir çıkartıyor kaskı falan filan. Cool. Sen bir çıkartıyorsun kaskı falan buradan sinük atmış. <laughs> Manda boku burada falan filan. Bok diyebiliyoruz değil mi? Bok, bok değil mi? diyebiliyoruz. <laughs> Geçen gün bizden biri ne dedi ya? Dur abi ağzımda ekşi bir tat vardı. Dedim manda bokudur o. Şaka yapıyorsun. <laughs> de dedim gerçekten manda boku. Baktık karbiden manda boku. <laughs> Önünde bizden birisi patina çekmiş. <laughs> o sırada. <laughs> suratına atmış abi. Böyle bu ne ya falan filan. Hafif ekşimsi, kekremsi bir tadı var. Güzelmiş peki. Evet. Helas'ta ne oldu? Bunu koymuyoruz değil mi? <laughs> Hiç belli <laughs> olmaz. Her şey kayıt altında. Pardon yani bu konumuz dışıydı ama. Helas'a gittik abi. Korlas'ta yaptığımız işlerde organizasyon tecrübemizi artırmaya yönelik hareketler yapıyoruz. Yani sadece biniş başarı, işte sürücü başarısı, marka başarısı. Keşfe başarı. gittiniz. Tabii ki keşfe gittik. Çünkü biz ee, organizasyonlar yapıyoruz biliyorsunuz sürücüler sürücüleriyle beraber. Haliyle organizasyon becerimizi, deneyimimizi arttırmamız gerekiyordu. Böyle gidip seyirci olmak da olmuyor. Bir zati içinde olmanız gerekiyor. Deneyimi yaşamak gerekiyor. Tabii ki. Çünkü aynı şekilde orada da e, motosiklet sürücülerine farklı bir macera farklı bir aktivite yaşatılıyor. Ve bu aktivitede bazı profesyonellikler var. Onları öğrenmek, onları yerinde gözlemlemek için gittiğimiz bir organizasyondu. Tabii işin içinde bir de yarışçılık boyutu var. Yarışçılık boyutu ise şöyle Murat da bir şartelin birini kapatıyor, birini açıyor. Diyorsun ki Murat sen yarışacaksın buraya geldin. İşin fantik 450 ralliler getirdik. İşte onları hem test edeceğiz. Yani artısıyla eksisiyle biliyor olmak gerekiyor bir markaya körü körüne bağlılıkla yarış bitirilmiyor veya yarış kazanılmıyor. Makineyi tanımak gerekiyor. Güzel gidiyordu. Dördüncü hatta beşinci güne kadar her şey süt limandı. Beşinci gün bir kaza geçirdim. Yani çok acayip bir deneyim. Yani çamur gözüm görmüyor. Gözlüğü çıkarttım. Gözüme çamur geldi falan derken bir baktım havadayım böyle. Kayalık dağ yamacından geçerken altımda çay bağışları falan. Dedim, uçuyorum herhalde. Bayağı uçtu. Bayağı uçtu. Böyle düştüm falan. Sonra çıktım baktım motosiklet yukarıda. Gittim motosikleti çıkartmaya çıkartamadım. Yanıma adamlar geldi arkadaşlar bu yarışçılar. Türk değil, hepsi yabancıydı. Türkler de vardı yarışta. Motosikleti bir şekilde çıkarttık yukarı ama... 50-55 dakika orada ciddi süre kaybettim. Soru süreyi kapatmaya çalışırken çok zorlandım. Amacım ilk ona girmekti. Kupa almak gibi şansım yoktu. Çünkü Dakar'da yarışmış ünlü pilotların olduğu bir ilk 10 vardı. O ilk 10'a girmek o kadar kolay değildi ama ben ilk 10'a girmek istiyordum. 20'ye kadar çıkmıştım ki yukarı doğru çok güzel bir imam vardı ama sonra 33'e geri dedim ve 33'te yarışı bitirdim. Mevcut durumumu kollayarak çünkü omuz başımda bir ağrı vardı. Onun üstüne fazla gitmek istemedim. Çünkü gerçekten Hellas bizim için birinci öncelik değil. Hatta öncelikle öncelik şu anda Core Experience. Çünkü 30 tane sürücüyle Türkiye'de çok inanılmaz bir maceranın içine atılacağız. Ekibin şu anda başında ben varım. Bunun hazırlık aşamasında ben varım. Korlas'tan Özlem işin idari kısmında çok yetkin adamları yanıma vermiş olmasına rağmen hani sürücüleri hazırlamak noktasında ben olduğum için gerçekten sorumluluk isteyen bir işti. Dedim ki ya tamam Murat hani bu kadar zorladın yeter. Şimdi asıl işine odaklan. Zaten giderken de heyecanımı söylemiştim. Beni daha çok heyecanlandıran şey bu Kor Experience'di. Şimdi bütün odamız o tarafa kaydı. 30 tane sürücüyü tamamladık. Çok hızlı bir şekilde tamamladık. Kayıtlar açıldı ve kapandı. Güzel de oldu. Güzel bir ekip de var. Böyle listeye baktım. Listede gerçekten motosikleti severek kullanan insanlar var. Bu sene Rota biliyorsun Cumhuriyet o ilk adımların atıldığı işte Samsun, Amasya, İzmir böyle bir kongre rotası. İzmir'e çıkıyor olması da güzel. Samsun'dan start alıyoruz. İzmir'de finish görüyoruz. 3 farklı coğrafyada motosiklet kullanacağız. Hem Karadeniz, İç Anadolu ve Ege coğrafyasında iklim de değişiyor haliyle. 30 sürücüye bu deneyimi yaşatmak için tabii ön antrenman programlarımız da var. Onların hazırlık aşamaları şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi Hellas'ta organizasyon becerisi anlamında adamları gözlemledik, almamız gerekeni aldık. Yarışçılık anlamında biraz dibe vurduk. Yani psikolojik anlamda. Sen rally hazırlığıyla gittin ama farklı bir şeyle karşılaştın. Ben daha kuru ve daha hızlı bir parkur bekliyordum. Daha çamur ve daha kısa parkurlar. Haliyle rally iç lastiği kullandım. Rally lastiği kullandım. Haliyle bu kaygan seminde tutunması çok zor bir ekipman oldu. O yüzden zorlandım. Zaten çoğunlukla sorun yaşamamın nedeni tutunmayla alakalıydı. Ve o öyle gitti. Önemli değil. Bu tecrübe o çantamıza koyduk bir sonrakine bu hatayı yapmıyoruz. Çünkü eğer hataya takılı kalırsan hatayı çözemezsin. Hatayı tespit edeceksin. Diyeceksin bunun doğrusu bu. Bunu çantaya koyalım bir sonrakine odaklanalım diyeceksin. Peki Core Experience ile ilgili Helas'tan aldığın en iyi ders neydi? Ders demeyeyim de şöyle bir şey gözlemledim orada da... Çıkarım diyelim. Çıkarım okey. Çıkarım diyoruz burada. O bir rally ve rallyde bizim core experience'daki sürücüler gibi sürücüler de vardı. Yani onlara da öyle bir hizmet sunulmuş denilmiş ki işte Yunanistan'ın Karpenisi bölgesinde ki Karpenisi üst aslında ama yaklaşık 150 kilometre kuş uçumu bir daire içerisinde yarış gerçekleşti. Bu coğrafyada ki gerçekten güzel coğrafyası var. Türkiye'nin coğrafyasını birebir aynı çünkü paralel bir çizgide duruyoruz. Enlemde oluyoruz. Boylamda biraz sola kayıyor da. Neyse. Coğrafya bilgimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim ama burada tabii bu arkının karşısında bu bilgilere maruz kalmak veya kendi dosyalarını aramak biraz zor oluyor. Neyse gördüğümde şunu fark ettim. Oradaki insanlara bizim sunduğumuz imkanlar sunulmuyor. Geçen sene bizim core team olarak başladığımız, bu sene core experience olarak devam edeceğimiz ama geçmiş dönemin üstüne koyarak devam ettiğimiz organizasyonun daha birinci aşamasındaki bizim sunduğumuz imkanların Oradaki hobi kullanıcılarına sunulmadığını gördüm. O yarışın tarihçesi boyunca gösterilmemiş bir dikkati ilk yılımızda Kortime e göstermişiz. Bu aslında bir başarı. İnsanlar gerçekten eğlendiler bizim organizasyonda. Orada gerçekten insanlar çaresizdi. Çünkü her gün yağmur yağıyor, etaplar iptal oluyor ve insanlar Yağmur yağmayacağını garantisine veriyor musunuz siz? Şöyle, yağmur yağmayacağımız garantisini vermiyoruz ama bölge zaten yağmura gebe bir bölge. Karpenisi yani biz daha yarış kaydını 4 ay öncesinden yaparken bölgede yağmur olacağı belliydi. Haliyle senin bir B planı olması gerekiyor. Yani burada yağmur yağabilir. Biz bu insanları buraya çağırdık. Organizasyonun iç yapısından söz ediyoruz. Evet. Bu adamları bir şekilde burada gezdirelim. Organizasyon olması gerekiyordu. Bu insanların bir şekilde gazını almak gerekiyordu. Çünkü gerçekten o insanlar dünyanın değişik değişik yerlerinden gelmişler. Farklı farklı plakaları vardı. Bu insanlar gelip orada belli bir bedel ödemişler. Belli vakitlerine vakitlerini ayırmışlar ki vakit ayırmak bence daha değerli bir şey. Ama yağmur yağdı diye etapları iptal oldu. Ve adamlar 3-4 gün otellerinden dışarı çıkmadılar. Orada şunu baştan söyleseydim ben çok daha iyi anlayacaktım. Yağmur yağdığı için iptal olan etaplardan dolayı insanlar aslında para verdikleri ya da orada beklenti içinde oldukları deneyimi yaşayamadılar. Aynen öyle. Şimdi şöyle bu öngörülemeyecek bir şeyden dolayı böyle krizler olabiliyor. Yani Trans Anatolia yarışı orman yangınlarından dolayı ileri bir tarihe alındı. Bazı organizasyonlar pandemiden dolayı kaydırıldı. Bunu anlayabilirim. Bununla ilgili bir sorun yok. Mücbir sebep. Gibi. Ama 4 ay sonraki yarışta yağmur yağabilir, yanınıza yağmurluk alın diye organizasyonun yağmur alma oranı olarak çok yüksek olan Karpenisi bölgesinde B planı sunulması gerekiyordu. Şimdi örnek veriyorum bizim organizasyondan. Eylül ayının başında Samsun'dan çıkacağız, Ege'ye geleceğiz o Samsun dediğimiz bölge Karadeniz. Orta Karadeniz ve Orta Karadeniz o mevsimde canı istese 7 gün yağmur yağdırabilir. Yani böyle bir yaz havası beklentisi içerisinde olamıyorsun. Sen haliyle daha şimdiden biz en azından etapın Samsun İç Anadolu'ya geçiş yani yağmurda olacak gibi hazırlık yapıp olmazsa en azından iyi havanın keyfine varmaktan söz gibi. ediyoruz. Aynen öyle. Eğer onu sen sunamıyorsan oradaki insanı mutlu edemezsin. Kesinlikle. Core Team'le yaşadığınız deneyimden Core Experience'a dönüyoruz. Buradaki aradaki en önemli fark ne? Birinde Core Team'de biz sadece Korlas markalarıyla sürücü kabul ettik. Kollas dışında markalarda var mı? Kollas bir çatı marka. Yani ben bir Kollas çalışanı değilim ama Kollas'la beraber iş yapıyorum. Türkiye'deki motosiklet sürücülerinin totali buranın potansiyel misafiri. Yani bir şekilde kapıdan içeri giriyorlar. Geliyor, motosikleti beğenmiyor, gidiyor başka bir motosiklet markasından motosiklet alıyor ama potansiyel... hedef kitle diyebiliriz rahatlıkla. Geçen sene biz Core Team'le bu organizasyonu yaparken bizden bağımsız da organizasyona dahil olan, Trans üzerinden kayıt yaptırmış olan insanlar vardı. Onlar servis desteği alamadılar. Ne bileyim bizimkiler kamp alanında mangal keyfi yaparken onlar yapamadılar falan. Biz dedik ki ya bunu biz komple biz sunalım insanlara. Standartı da biz belirleyelim dedik. Sağ olsun Burak abi bu konuda güvendi. Dedi ki tamam siz yapın. Özlem tüm kaynaklarını açtı. Çünkü gerçekten verilen kayıt parasıyla bitecek bir iş değildi. Yani herkesin taşın altına elini sokması gerekiyordu. Özlem de maddi yükün büyük bir kısmını karşıladı. Dedi ki offroad yeterli olan bütün motosiklet marka sürücülerini buraya davet edelim dedik. Ve güzel de bir geri dönüş aldık. Hemen kayıt doldu. Keşke bütün Türkiye'deki sürücüler ulaşabilseniz ki mümkün olmuyor. Sayının büyük kısmı Korlas ürün bandını kullanan sürücüler oldu ama değişik değişik marka sürücülerin de işin içine katılmış olması güzel. Şimdi biz bunları ne yapıyoruz? Yani Core Experience nedir? Core Experience şu. Trans Anatolia'ya bizim bu dördüncü beraberliğimiz Trans Anatolia'da varoluşumuz. Biz Trans Anatolia'da ilk önce bir 950 Multistrada'yla var olduk. Organizasyonu öğrenmek için. İkinci yıl Ducati'de pilotlarını gönderdi. Hatta birinci yılda göndermişti ama ikinci yıl daha böyle işin içine girdiler İtalya. Üçüncü yıl daha fazla girdik. Dördüncü yıl dedik ki dur çıtayı yukarı kaldıralım. Burada benim kendime rakip olarak gördüğüm insan Özlem. Ben mesela akıllı rakip seçelim. Özlem benim rakibimdir. Yani bir odaya girip eğer seni böyle sinirden çıldırtmıyorsa bir insan rakibin olamaz. Ve Özlem beni bazen sinirden böyle çıldırtıyor tamam mı? Mesela benden daha hızlı bir şey düşünüyor. Ben diyorum ki kartımı ondan daha büyük açmam gerekiyor. Sürekli üste koya 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 bir noktaya kadar geldik. O dedi ki işte 20 kişi sokalım falan filan. Dedim ki 30. O dedi ki <laughs> yavaş dedi. Artırıyorum. Artırıyorum gibi. Neyse konu fazla dağılmasın. Trans Anatolia dedik ki biz yarışçı gibi olmayan ama Trans Anatolia'nın güzel rotalarını görüp, güzel kamplarını görüp, Türkiye'nin değişik coğrafyalarını görüp, değişik kültürlerini görüp hikayeyi dışarı anlatabilecek bir motosiklet sürücü kitlesi var edelim dedik. Geçen sene Kortim'de bunu nispeten yaptık. Bu sene farklı marka sürücülerinin de içine dahil edebileceğimiz bir organizasyon şemasıyla geldik. Bu yıl hangi tarihlerde gerçekleşiyor? 2-7. 2-7 Eylül. Zor, ay 9 olabilir. Son karar ne? Abi bir şey söyleyeyim mi? Tarihler o kadar karıştı ki kusura bakmayın. 2-9'dur abi. Eylül başı. Telefona doğru. <laughs> Git Özür dilerim ya bakacağım. 2-9 Eylül tarihleri arasında evet. Samsun'dan yola çıkıyoruz. İzmir'de finish görüyoruz ve Cumhuriyet rotası diyebileceğimiz gerçekten üç ayrı coğrafyayı dahil eden muhteşem bir deneyim bekliyor. Core Experience'a katılanları. Core Experience'a katılanların yaşadığı deneyimin Trans Anatolia'dan farkı ne olacak? Yarış baskısı altında yarışıyoruz. Haliyle biz fazla ortamın aslında atmosferini koklama şansımız olmuyor. Mesela Samsun'dan çıkıyorsun ya Arkın İzmir'e kadar gidiyorsun 50 farklı şive görüyorsun. Yani düşün 7 gün içinde ciddi bir kültür yolculuğu sen orada bunu yakalayamıyorsun. Çok hedef odaklısın çünkü. Tabii tabii. Ya fark edemiyorsun ki. Yani bir noktaya bakıyorsun. Çevrendeki hiçbir şeyi sen göremiyorsun. Güzellikleri, değişimi, iklimin değişimini, bitkinin değişimini, insanın değişimini, yemeğin değişimini hiçbir şey göremiyorsun. Ama bu insanlar aslında onu görecekler. Yani yarış baskısı altında olmadan biz de aynı rotayı, aynı kampı, aynı ortamı yaşayarak bizden daha fazla anlatacak hikayeleri olarak finish görüyorlar. Bizse yok. Bizimki onu geçtim bunu geçtim. Arkam beni geçti ben onu geçtim falan filan gibi bir hikayesi var. Bir de motosikletin mekanik işte. Ya frenim tutmadı işte arka lastik patladı falan gibi hikayelerimiz var. Ama onların gerçekten dinlediğim zaman ya bu adamlar yaşıyor. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Ben geçen sene Kortim'de gözlemledim. Bunu da çok samimiyetle söylüyorum. Keşke yarışçı misyonu üstlenmeseydim. Kortim'in içinde olmak isterdim. Çok güzel bir deneyim yaşadılar çünkü. Evet bu sene Trans Anatolia'ya yarışçı olarak girmiş, farklı yarışlarda da yarışçı olarak yarışmış benim 6-7 tane arkadaşım. Yani rally deneyimi çok rahatlıkla yaşayacak 6-7 tane arkadaşım Korex içinde bir zat olmak istediler. Sadece yarış baskısı olmadan aynı deneyimi yaşayabilmek için. Tabii canım. Düşünsene dünyada ekonomik kaygın olmadan yaşıyor olmak gibi şey. <laughs> çok, gerçekten çok iyi örnek oldu bu arada. Ekonomik kaygın olmadan yaşayabileceğim bir dünya var mı? var eğer Core Experience'e katılırsan 2950 tarihleri arasında. <laughs> evet şimdi düşünsene mesela gidiyorsun Boğazı kahvaltı yapıyorsun hesap gelmiyor sana anladın mı? Kimse sormuyor yani ne yedin işte şunu ödedim mi ödemedim mi falan diye sormuyor. İstanbul'un keyfini istediğin gibi sürebiliyorsun falan. Bende öyle bir şey yok abi bende her şeyin hesabı var. Motosiklet sabaha yetişecek mi? Acaba yanlış lastiği mi tercih ettim? Kaybolacak mıyım? Düşecek miyim? O olacak mı? Bu 50 bin tane derdim var. Onların derdi yok baba. Onlar sadece sürecekler. Türkiye'nin en güzel rotalarında sürecekler. Gerçekten şu an anlattığın deneyimi ben de yaşamak istedim. Ben burada olmadığım tarihlere denk geliyor yine her zamanki gibi. Ya Arkansas. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sen nasıl bu zamanlar? Yani mesela hani senle bazı programlar yapıyoruz ya. Bir şekilde başka bir program mesela Avustralya'da falan çıkabiliyorsun. Nasıl beceriyorsun abi? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bir yandan da şöyle araziye çıktıktan sonra Takvimimde sürekli var. <laughs> Murat'la Enduro yap. Murat'la Enduro yap. Ama hiçbir zaman denk gelmedi. Çünkü sürekli birileri benim zamanımı satın alıp benden zamanımı aldıktan sonra... Benim kendime kalan zamanım zaten şu an. Düşünsene mesela bu ekonomik kaygıdan kaynaklı. Çünkü hayatını bir şekilde işte bir kızım var dünya tatlısı, bir eşim, bir yuvan var ve bunun devamlılığını sağlamak için çalışmak zorundasın. Core Experience'de öyle bir şey yok işte anladın mı? Mesela bunun devamlılığını sağlamak için ekstra uğraştığım bir ortam yok. Senin için bunu yapan, sağlayan bir kitle var ve o senin zamanı da var ediyor. nakdini de var diyor, yemeğini de, mutluluğunu da, her şeyini. Korex benim aslında Sadece 7 gün olmasının temel nedeni bu. <laughs> ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak böyle döneyim kameraya da o kadar kolay bir sürüş olmayacak. O yüzden hazırlık gerektiriyor. Tabii ki. Core Experience'ı kısa vadeli bir organizasyon olarak düşünmedik. Uzun vadeli bir organizasyon düşündük. Burada hem kendi yeterliliğimizi artırmak, hem Korlas'ın organizasyon yeterliliğini artırmak, hem marka seçiminde, marka model seçiminde modellerin ve markaların yeterliliğini tespit etmek için çok servis konuşulur ya Türkiye'de. Türkiye'de aslında yarışçı servisi diye bir şey yoktur. Yarış servisi çok daha dinamiktir, dinçtir. Dünyada bunun örnekleri vardır ve servis elemanları aslında yarıştan yetişir. Çünkü stres yönetebilir, sürücünün stresini alabilir. Korlas dedi ki biz aynı zamanda mekanik Destek ekibimizi oraya götürerek olay içinde stres yönetim bu bir eğitim aynı zamanda. Bu kadar büyük stres altında başka hiçbir yerde çalışamayacaklar sonuçta. Düşünebiliyor musun mesela sen işte gelmişsin elinde işte espri sonuna aşağıda işte 1902 kafede otururken benim ön fren balatalarına bakar mısınız diyorsun. Şimdi bu karşı tarafta da bir rehavet yaratıyor tamam bakarız Arkın'cım diyor mesela servis elemanı örnek veriyorum tamamen örnek yarışta böyle bir şey yok abi. Arkın mı geliyor? Kahve mavi yok. Ter içerisinde işte benim ön fren balatasına bakar mısınız? O adam daha sen söylerse ön lastiği sökmüş balatalara bakıyor falan filan yerine takıyor olması gerekiyor. Şimdi o ortamı tatmış bir adam senin rehavetine kapılmıyor sürücü olarak. Kendisi zaten hazır ve dinamik olarak orada duruyor. Kendi işine bakıyor. Aynen öyle. İşte bu 30 tane sürücüye markadan bağımsız yani burada marka çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ducati sürücüsüyle biz farklı marka sürücüsünü, KTM sürücüsünü, BMW sürücüsünü, Aprilia sürücüsünü, Yamaha sürücüsünü aynı kefeye koyduk. Sadece yapamadığımız tek şey ne biliyor musun servis anlamında? Yedek parça. Çünkü biz mevcutta kendi bünyemizde olan markaların hepsinin yedek parçasını götürürken işte BMW'nin yedek parçasını nereden tedarik edeceğini bilmiyoruz. O yüzden de sürücüye dedik ki en azından bir fren, bir debriyaj, bir fren balatasını yanında eğer bir kutunun içerisine getirirsek bizim servis elemanları... Servis desteğini verir. Bu da güzel bir hizmet. Çünkü gerçekten böyle bir macerayı sorunsuz yaşayabiliyor olmak için arkada ciddi bir teknik destek ekibinin olması gerekiyor. Onları zaten süreç içerisinde insanlar tanıyacaklar. Teknik destek ekibinin başındaki Murat ve Hasan'la görüştüğümüzde yaklaşık kendi yarış takımımızın da teknik destek ekibiyle beraber 10 kişilik bir ekip gidiyor oraya. Çok ciddi bir ekip gidiyor. 30 sürücü, 10 teknik ekip. 30 sürücü, 6 rally yarışçısı yani toplam 36 tane sürücü, 3 tane gayet toplam 40 tane yakın motosiklete hizmet verecek 10 tane servis elemanı gidiyor. 50 kişi gidiyor. 50 kişilik bir ekip gidiyor. Bu sadece mekanik ve şey. Bunun içinde çekim ekibi olacak araç sürücüleri var. Bilmiyorum sayısını şimdiden. Sen gelmiyorsun, seni düştüm hemen defterden. Rahatlıkla 60 kişiyi geçecek görünüyor. 60 kişiyi geçecek. Şu anda Corexperience'da sürücülerin konforunu, güvenliğini, aynı zamanda teknik desteğini vermek için 5-6 tane araç gidiyor. Bu araçların 2 tanesi bütün sürücüleri takip edecek arkadaşlar. 4 tanesi kamp aracı. Türkiye'de en iyi off-road kayıtlarını seçmeye çalıştım. Sezer Saykal, Erhan Sertkaya. Bunlar benim yardımcı pilotlarım olacak. Kendi ekibimden 3 tane guys götürüyorum. Fuat abi geliyor. Stres yönetimi çok iyidir. Mükemmel bir adamdır. O geliyor. Bu arada 30 kişi üç'e bölüyoruz. Yani 3 sürüş dinamiğinde grup yapacağız. Ve bu gruplara sürücü liderleri seçeceğiz. Kimi kime vereceğimiz daha belli değil. Bu kamplarda belli olacak. Kampları da konuşalım istiyorsan. Tabii ki. Bu kadar fazla kişinin katıldığı bir deneyim için zaten önceki hazırlık çok önemli. Bu hazırlık sürecini anlat bize. Biz sadece sürücü yeterliliği değil. Korla servis yeterliliği. Korla yedek parça yeterliliği. Eğitmen veya sürücü gayetliği noktasındaki yeterliliğimiz. Aklına gelebilecek bütün şeyleri test edeceğimiz bir takvim çıkarttık. Bu takvim içinde 6 tane günübirlik eğitim, 2 tane de kamp var. Günübirlik eğitimlerde sürücülerin ortalama off road bir yolda günlük ne kadar yol kat edebileceği ile alakalı bir geri dönüş alacağız. Bu önemli çünkü arkanın ben 10 saat içerisinde dinlenerek rahat ve konforlu bir şekilde kaç kilometre gidebileceğini, ne kadar kaldırabileceğini... biliyor olmam gerekiyor. Bu benim için önemli. Arkının motosikletinin 10 saatlik bir sürüşte nasıl bir kontrol gerektirdiğini de bilmem gerekiyor. Servis ihtiyacını. Tabii 10 saat olarak yazmam gerekiyor ki 10 saatlik sürüşten sonra yaklaşık 30 dakikalık bir bakım sürecine ihtiyacı var. Bu mükemmel düzlemde. 30 motosiklet olduğunu düşündüğün hatta 30 40... zaman ortaya acayip bir rakam çıkıyor. İşte bunu da gidip direkt Trans de hadi bakalım biz matematiksel olarak kağıtta çok güzel bir çalışma yaptık. Burada da uygulayacağız olmuyor. Biraz bunu sahada deneyimlemek gerekiyor. Yani olayın aslında... Hayat sen plan yaparken gerçekleşen şeyler. Örnek veriyorum. Bir tane alüminyum parça kırılıyor. Bir servis elemanı gidip işte bilmem nerenin bilmem neresinde onu kaynattırması gerekebiliyor. Ve sen bir anda bir tane kolunu kaybetmiş oluyorsun. 4-5 saat yok o eleman. İşte o anda Öbür tarafın aksamadan devam edebiliyor olması lazım. Bunun çalışması ancak tatbikatla mümkün. Transnatolya bir savaşsa ki kötü bir benzetme yapabileceğim başka bir şey yok. Bunun bir tatbikatı olması gerekiyor. Tatbikatı da savaşı aratmıyor olması gerekiyor. İki tane kampımız da zaten... Gerçekçi bir şekilde hazırlanmak lazım. Tabii. Mesela iki tane kamptan bir tanesi Eskişehir kampı. Günlük 300 kilometre, iki gün 600 kilometre rota gidecekler ve bunun yüzde 80'i off-road yüzde off-road ama yani şimdi şöyle diyebilirler yani yaklaşık 250 kilometre off-road gideceklerse bu adamlar bu adamların sürüş rencini bilmem lazım yani motosiklet depoları ne kadar gidiyor kendi beden depoları ne kadar gidiyor sürüş yeterlikleri ne kadar izin veriyor bilmem gerekiyor yoruldukça o beceriler de aşağı çekilecek sonuçta e, tabi mesela A, B, C, D planlarının olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Murat çok dayanıklı. Arkın ondan daha dayanıklı. Murat yorulduğu zaman çıkış kapısından dışarı çok güvenli bir yoldan tekrar kamp alanına gidebiliyorken arkının devam edebiliyor olması lazım. Bu ciddi bir operasyonal çalışma gerektiriyor. Şu an anlattığın şey bütün senaryoları tek tek uygulamak için önceden hepsini tasarlamaktan geçiyor. Tabii ki. Zaten hani dedik ya biz gittik buradan hellasa Hellas'ta ne gözlemledik? Şimdi yarışıyor olmak başka bir şey. Organizasyonu gözlemlemek ayrı bir şey. Çünkü e, Hellas'ta yanılmıyorsam ikinci gün diyor Arkın. Bizi bir rakıma çıkarttılar. 2000 küsür falan. 350-360 tane sürücü var. Ben bu sürücülerin ilk 30'unun içindeyim. İkinci gün. Benim o etaptan geçtiğim saat 3.30-4 civarında Ve doluya maruz kaldım. Sis vardı. Şimdi aklımda direkt şu canlandı. Ya ben eğer bu saatte geçiyorsam... 350. kişi saat kaçta geçer? Organizasyonun bunu inşallah düşünmüştür dedim. Ve aşağı... Düşünmüşler miydi? Değildi çünkü aşağı indiğimde canlı takip uygulamasından baktığım zaman saat 8.30'du. Ben motoru yıkamıştım artık servis işlerini falan bitirmiştim. Hala o noktada adamların olduğunu gördüm. Sonra gece yatmadan önce bir daha bakayım dedim. Saat 11'di hala o bölgeler noktalar vardı. Gece boyunca? Evet ve çok ciddi risk altında kalmış sürücüler motosikletler olduğunu gördüm. Bir gün sonra yarış zaten iptal oldu etap. Ve çok güneşli bir havada iptal oldu. Çünkü bir gün öncesinde organizasyonun çalışanları, yarışçılar, ekipler o kadar yorulmuşlar ki paramparça oldular. Paramparça oldular ve o günü devam etmeme kararı aldılar. Şimdi burada tabii ki zor bir challenge yaşayalım. Tabii ki zorlanalım. Zorluklar bizi daha güçlü yapar hem hemfikirim ama... Öldürecek kadar da zorlanmayalım. Orada işte bir eşin diğer tarafı var. O tarafa geçirmiyor olman lazım sürücüleri. İşte o tarafı geçirmemekle alakalı ciddi bir çalışma yapıyoruz. Benim bu ekibin başında olmam herkesi kendim gibi düşünmemi de gerektiriyor. Yani benim başıma şu gelse ben nasıl bir konfor alanı kendim için isterimi ben sürekli soruyorum. Ekibimizin içinde 6 tane kadın sürücü var. Onlar için yarış biraz daha zor olacak yani hiç konuşmama gerek yok. Detayda girmeme gerek yok. Fiziksel yetersizlikten falan bahsetmiyorum. Kadınlar için en azından çok açık söyleyeyim tuvalet ihtiyacı ile alakalı konuşmamıza gerek yok. Detay açmıyorum ama şimdi kadınlara da konforlu bir alan yaratıyor olman gerekiyor. Kesinlikle. Yani sonuçta bir deneyim yaşatmaktan söz ediyorsak ve buradaki insanların yarışçı olmamasından, yarış baskısından uzak keyif alabilmesinden söz ediyorsak öncelikli konfor alanımız zaten en temeldeki fizyolojik ihtiyaçlarla başlıyor. Hava, su, yemek, tuvalet. Aynen öyle ve uyku. Uyku. İşte onları tamamen karşılayacak bir organizasyon planı yaptık. Yani kampta biz bunların hepsini deneyimliyor olacağız. Core Experience'a e şu an başvuru için yer var mı? Yok, kalmadı, oldu. <laughs> Sold out bir etkinlik anlatıyoruz yani. Ticari bir kaygısı olan bir etkinlik değildi. Yani biz buradan bir para kazanmayı amaçlamıyoruz. Ama sonuçta dışarıdan bunu duyduktan sonra ben de istiyorum diyenler için en yakın önümüzdeki yılı önerebileceğiz. Zaten korlas olarak bizim kamplarımız Trans Anatolia ayarında olacak. Yani Trans Anatolia kadar donanımlı değil ama Trans Anatolia kadar heyecanı içinde barındıran kamplar. Ve biz kampların sayısını çoğaltıp Trans Anatolia gibi yarışların Burak abiyle konuştum. Bir tane yarış yetmiyor Türkiye'ye. Türkiye ye, 3-4 tane yarış olması lazım. Ama Türkiye'de yarışın olabilmesi için de yarışçı ve organizasyona katılacak sürücü sayısının artıyor olması gerekiyor. İnsanlar genellikle on rota bayımlı kaldıkları için off rota hep böyle dışarıda ekstrem bir spor olarak gördükleri için ki bence daha güvenli bir ortam oradan uzaklaşıyorlar. Biz aslında korlası olarak Türkiye'deki motosiklet sürücü kitlesini abi gelin Türkiye'nin %1'i asfalt ama %99'u off road sürüş ve motosiklet dinamiklerinin yettiği miktarda doğada sizi gezdirelim. Türkiye'nin değişik yerlerini gerçek Türkiye'yi görelim. Evet bir de şöyle bir şey var abi. Ben motosiklet sürücüsünü sevdiğim bir şey var. Motosiklet sürücüsü abi ki çevreciler doğayı seviyorlar. Yani bugün balık tutmaya gitmiş bir adam motosikletle gitmesiyle arabayla gitmesi arasında dağlar da kadar fark var Arkın. Arabayla çöpünü geri götürmesi kolayken motosiklet sürücüsü ondan daha zorunu yapıp o çöpü dışarı çıkartıyor. Araba sürücüsü orada bırakıyor. İlginç. Ben çünkü sürekli doğada olduğum için bunu bir zat yerinde tespit etmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bir yandan da motosiklet sürücüsü zaten çöp çıkarmamak üzere hazırlanıp gidiyor. Evet abi yani hazırlanırken zaten minimalist hazırlanıyor. Araba sürücü söyledi ki abi turşuyu da koyalım, karpuzu da koyalım, kavunu da burada keseriz falan. Zaten doğaya bir çöpünü götürüyor. E geri getirirken yorulduğu için orada bırakıyor. Ve ben şunu diyorum, güzel yerleri keşfedecekse bir insan kitlesi o motosiklet sürücüsü olsun. İlk önce motosiklet sürücüsü. Oraya oranın keşif kültürünü götürsün ve ondan sonra diğer insanlar oraya gitsin. Çünkü o ondan sonra daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. Bir de motosiklet sürücüsü sempatik. Mesela otomobille bir köye girdiğiniz zaman insanlarda aynı ilgiyi göremiyorsun. Ama motosiklet sürücüsü bir köye girdiği zaman yani kahvede çocukluğundan beri o bölgede oturuyormuşsun gibi sohbete bir anda katılabiliyorsun. Samimiyetle karşılanıyorsun. Tabii ki motosiklet sempatik bir araç. Yani dünyadaki keşif ruhlu insanların ulaşım aracı olarak motosikleti seçmesindeki neden bu? Çünkü sohbete direkt başlama nedeni. Ya yani kaç yapıyor? Kaç lira? <laughs> kaç yapıyor? Kaç lira? Evet. kaç basıyor abi bu? Ya yani çünkü kaç yaptığını, kaç bastığını merak ettiğinden dolayı değil. Sohbete bir yerden girecek de. Yani genellikle hani oradan gireyim. Abi ismin ne diye de sorabilir. Ama ismin ne diye sormaktan öbürü daha böyle geleneksel hale gelmiş ya. Dün mesela motosiklete bir yere gidiyorum yanındaki araba bağırıyor işte. Abi bu kaç yapıyor falan. Yani düşünsene iki arabaya yan yana gidiyorsun ve soru soruyorsun. Mesela ben kamyoncuya sormam mesela böyle. Abi kaç ton taşıyorsun demem. Taksi sürücüsüne sormam abi kaç saat çalışıyorsun veya taksimetre kaç lira yazı falan diye sormam. Ama motosiklet sürücüsüne böyle genel eksel bir soru yani soracak. Kaç yakıyor, kaç yapıyor? Böyle bilinçaltına sorguladığım bazı şeyler verdim motosikletle alakalı. Bunlar mesela bunun içindedir. Herhalde sohbeti başlatma nedeni mesela bir konuda insan birine iyi dilekte bulunur mesela Allah kaza bela vermesin abi cümle içinde iki tane olumsuz cümle kullanıp bundan dua beklemek biraz yanlış değil mi? Ben bunu bizim Triumphers Kulübü bir yazı olarak da yazmıştım arkadaşlar keyifli sürüş dileyin evet. çünkü kaza beladan söz eden sensin zaten bir şey vermesin diye aynen iyi dilek olmaz peki. İyi dileklerimizle Core Experience'a sizi uğurlamadan önce kamplarınız olacak. Bu kamplara dışarıdan katılabiliyor muyuz yoksa sadece Core Experience'a kayıt yaptırmış ve şu an o ayrıcalıklı deneyimi yaşayacak olan 30 sürücü mü? Şu anda sadece 30 sürücü çünkü birinci odağımız. Bu kamplar ciddi hazırlık gerektiriyor çünkü. Bu kampların oluşma nedeni aslında biz kendi yeterliliğimizi, o kişi sayısını yönetebilme sizinin bizde olup olmadığını gözlemlemek. Haliyle dışarıdan katılımın oraya olmasını istemiyoruz. Kendi yeterliliğimizi de açık söyleyeyim test ettiğim bir ortamda neden daha kalabalığı isteyim ki? Bu ticari bir organizasyon değil. Bizim topraklarda şöyle bir şey var abi. Mutfağın yeterliliğine bakmaz masa sayısını artırır. Sonra beklersin 5 saat boyunca o masada yemeğin gelmesini. İlk önce sen mutfağını hızlandırırsın. Mutfak hızlandığı anda masa sayısını da arttırabilirsin. Garson sayısının yeterliliğini hissettiğin anda masa sayısını artırırsın. Yani biz oraya 150 kişi de çağırsak geliyor onu gördük. Ama biz kendimizi yeterli görmüyoruz. Daha çünkü gözlem altında kendimizi test etmedik. Bizim birinci önceliğimiz kendimizi test etmek. Korlas mekanik yeterliliğini sahrada ne doğrultuda verebileceğiz? Güvenliği ne noktada sağlayabileceğiz? Aklınıza gelebilecek her şey. Sadece Core şu an 7 tane sürücü benim yarış takımın içindeki sürücülerden oluşuyor. Nedeni ne? Bunları araları serpiştirmek. Çünkü bizim arkadaşların stres yönetimiyle alakalı geçmiş dönem tecrübeleri var. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani Çok iyi. Ciddi bir çalışma yapıyoruz. Kendi yeterliliğini test etmeden bir işe girmeyelim istedik. O yüzden evet çok talep var Arkın. Özellikle bana özelden yazıp ya ben Trans Anatolia'ya gelmeyeyim ama Core Experience'ın o kamplarına katılayım diyen çok arkadaş oldu. Biz onları kesinlikle ve kesinlikle bu, bu şeyi alamıyoruz. Bu yılki keşiften sonra Trans Anatolia'daki 2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Core Experience'ın ilk büyük deneyiminden sonra önümüzdeki yıl itibariyle kampları daha geniş bir şekilde açıp Core Experience'ın ana deneyimini daha fazla kişiye ulaşabilir miyiz? Şöyle Özlem dedi. Bak Özlem sen beni bir kere andın bu podcast'te ben seni sabahtan beri anıyorum. Bunu da böyle yazdım böyle kenara. Bunu ayrıca Özlem'e gönder tamam kesip buraya koyma. Dün izledim. Sen beni aradığında ben onu izliyordum biliyor musun şans eseri. Neyse biz kampları zaten yıla yayacağız. 2023 yılında bizim yaptığımız organizasyonda birinci önceliğimiz kendimizi yeterli görürsek. Kendimizi istediğimiz kalitede istediğimiz yere taşıyabiliyorsak bundan sonra yapacağımız şeyler var. Evet. Ve o yapacağımız şeyler neler? Evet. Kasım ayında Özlem dedi ki Antalya kampı yapalım dedi. Çok güzel bir otelde konaklayacağız ve iki gün Antalya'nın dağlarında sürüş yapacağımız bir organizasyonu şimdiden planlamaya başladık. Yani bu zaten 2023 planı içerisinde. 2024 planı içerisinde ise Kosi biliyorsunuz çok da güzel bir platform. Yani çanta da alabiliyorsunuz, tur organizasyonu da alabiliyorsunuz. Zafer abi'den eğitim de alabiliyorsunuz. Yani her şey içinde balından bir yapı kuruluyor şu anda. Onun içinden bu kamplara katılıp kayıt olup biz de bu deneyimi yaşayacak bu sürücüler 2024 sezonu içerisinde Yani bu yıl yaptığımız bütün deneyler bize belli sonuçlar sağlayacak ve bu sonuçlar sayesinde teknik yeterliğimiz güvenliğimiz içerideki deneyim ve sürüş alanındaki bütün paketi olduğu gibi 2024 itibariyle trans Anatolia'ya katılmadan ya da büyük bir organizasyonda 7 gün uğraşmadan çok daha kısa küçük kamplarla deneyimleyebileceğiz Evet Çünkü o zaman ben de gelebilirim Çünkü Evet Arkın da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kabul edelim ki ikimiz de çok çalışan insanlarız. Ben seni biliyorum sen beni biliyorsun. Aynen. Biz işimizin dışında 7 gün bir yere vakit ayıramıyoruz. İmkansız. Yani birinin gerçekten oturup bana para vermesi lazım orada olmam için. Başka hiçbir şansı yok. Yok. Yani ben de biliyorum yani Hani bana diyorlar ki abi bak bu kadar motosikletin içindesin gel İtalya'da Alpler'de gezelim. Bak kaç gün 8 gün gelemem abi. Ama işim motosiklet gelemem abi. İşim motosiklet olduğu için gelemem evet, zaten. Evet yani oraya gittiğim anda e, geri planlı olacak. Çünkü hayatın bir noktasında bir tane dişliği çıkarttığın zaman... Saat duruyor baba yani. Verdiğin hizmet karşılığında kazandığınla yaşadığın için ağırlıklı olarak senin açından söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Deneyimi yaşamak istiyorsun. Ben istiyorum. Seninle offroad yapmak istiyorum. Sadece Göktürk'te seninle takıldığımız her zaman gezdiğimiz yerlerde değil bambaşka bir yerde bir deneyim yaşamak istiyorum. Bunu daha kısa daha kompakt bir şekilde yaşamak istiyorum. İki günlük işte. İki gün şey... iyidir. İki gün anlaşırız. Çok iyi değil mi? Cuma akşamından gittim baba bir yere. Oteldesin falan filan. Briefing veriliyor. Tişörtleri veriliyor. Şu anda tasarlanıyor o tişörtlerde. Çünkü her şeyin bir hatırası olması lazım. Saat 9'da briefingimiz var. Bütün etap planlaması, acil eylem planları herkese anlatılıyor. Bütün sürücüde anlatılıyor. Takımlar oluşturuluyor. Motosiklet stickerları, numara stickerları. Kime nasıl ulaşacağı, olası bir durumda neyi nasıl yöneteceği ile alakalı bütün briefingler veriliyor. Bütün sürücüler yatıyor. Sabah saat 6'da kalkıyor abi. Otel sabah 6'da kahvaltı var. Genellikle 6 mı falan diyorlar da 6'da kahvaltı var. 7'de teker döner abi. Tam 7'de. Yani 7.00 dediği anda o motosikletler çalışıyor olacak. 7.30'da start noktasına gitmiş oluyorlar. Start noktasına giderken ya ben bir şuradan espresso alayım gibi bir süreleri yok. Çünkü zaman yönetimini biliyor. Senin espresso ile derdin ne abi? Abi espresso ile derdim. <laughs> 1902 kafede çay olmayışı ve sadece bana espresso veriyor olmaları abi. Abi filtre kahve iç sen de. Hayır ben çaycıyım abi. <laughs> yani çay var mı dediğim zaman espresso uzatıyorlar böyle. Senin derdin başkaymış bir Benim anlaşıldı. derdim başka abi. Ben çaycıyım abi. Bu kadar katı kurallarla gerçekten yarışta gerçekleşecek deneyimin tatbikatının yapıldığı ortamda çalıştıktan sonra yarış gerçekten kolaylaşacak. Yani antrenmanda ne kadar zorlanırsan yarış o kadar kolay geçer evet. ve doğal olarak zorlanacağın antrenmanlar yapmalısın. Ben zorlanmak istemiyorsam ben sadece keyif almak istiyorsam deneyim iki güne sınırlı olsun çok da uzağa gitmeyelim gibi konforma odaklı gidiyorsam 2024 itibariyle kamplar var. Tabii 2024 kantlarında mesela 7 kalkış değil. 7 teker döner değil 9. <gülüyor> <gülüyor> Espresso var mı? Ee, çay var. Yani ben e, çay makinesi, <laughs> kocaman bir çay kazan alış kendim demleyeceğim. Makine mi kendim getireceğim? Evet, kendim demleyeceğim. Kağıt bardak değil, ince belli bardakta. Core Experience tamamen çay odaklı bir organizasyondur. Yani çay vermiyorsak abi organizasyon yapmayalım Ben benim standardım bu. <laughs> bu yüksek standartlara kesinlikle. Bir kere zaten Karadeniz'den yola çıkıyorsunuz çay olmak zorunda. Abi şimdi düşünsene mesela yurt dışı yarışına gidiyorsun adama diyorsun çay var mı? Tamam yalvarıyorsun böyle gözünde hani kaçlar şu emrah kaşıyla adamdan çay istiyorsun. Yok diyor sana hep kahve diyor yani hep kahve. Ya tamam kahve kültürü güzel bak insanlar içiyor hoşlar, hoşuma da gidiyor. Çok farklı seçenekler var kahvede. Ama yani çay içicileri de düşünsünler de istiyorum abi. Yani bu da bir gurmelik abi. Yani Oradan da para kazanılabilir. Orada da bir sektör var. Bardağı kaç liraysa onu da veririz. Bir sıkıntı yok. <laughs> e, mesela kahve hazırlayanın girdiği tribe çok rahatlıkla çay hazırlayanda girebilir abi. Bir saniye. Japonya, Çin sonuçta Uzak Doğu'da çay çok derin bir kültür. İzledim. Biz... Çok pek tribe giriyorlar bir şeyler yapıyorlar. Şimdi ol, olay tabi, bir de onlara laf ediyor ya. Acelen varsa kahve. Biraz daha zamanın varsa, daha fazla hayattan keyif almak istiyorsan çay. Doğru mu? Yani evet. Tamam. Abi An çay her Anlaştık. şey abi. Çay her şey. Yani termosun içine koy çay. Ya alıştırmaya çalışıyorum biliyor musun? Yani gerçekten kahve içmeye alışmaya çalışıyorum. Core Experience'de 2023 çay yılı, 2024 kahve yılı olsun. Tamam ama bunu gerçekten bütün kataloglara, formalara, motosikletlere yapalım yani. Yani bir sticker olarak yapalım yani bu lafta kalmasın. Çay Ride Sleep Repeat diye bir tişörtüm vardı onu da gelmeliydim sana ya. Okey o tişörtle geleceğin bir ofro sürüşü yaparım seninle beraber. Hı. Ben sana şey diyeceğim gerçekten çay logosu gerçekten kahve logosunu koyalım. Tamamdır anlaştık. Ya burada hikayede kalmadım. Gördüğünüz gibi kolay anlaşıyoruz. <laughs> Ağzına sağlık. Seninle konuşmak istediğim pek çok şeyi konuşamadık. Çünkü çok derin bir core experience. Sohbetimiz oldu. İyi anlamda söylüyor. Bu arada Şöyle ben ki, motosiklet eğitmeniyim, off-road eğitmeniyim. Acayip <laughs> güzel eğitim veriyorum. <laughs> güzel, kızlar <Kadır> ona, <laughs> güzel kızlar eklesin. Güzel kızlar eklesin. Konum core experience kendime de ayırdığım vakitler var. Arazi, doğa sürüşünden hoşlanan. Biz seninle 2-3 bölüm arka arkaya yapsak anca konuşacak konuları bitiririz. Çünkü bir araya geldiğimizde hiç ikimizin de susmadığını düşünürsek ben bugün yine bayağı iyi dayandım. Abi şu da off-road var daha yani konuda. off aslında senin e, mekanda yapmak istiyorum muhabbeti de. Bir sürüşten önce ve sonra. Tamam okey. Yapalım. Bu ekipman nasıl gelecek? Sen merak etme o benim işim. Merak etme dedi. Ya, motor buradan çıkar mı sorusunu sana soruyorsak ekipman gelir mi sorusu da ben sana merak etme. Ha okey. Güzel. Sevdim bunu. Murat. Evet, seninle abi. sürüş yapmaktan daha keyifli olan şey neredeyse sohbet etmek. O yüzden bunu bir yerde bitirmek zorunda zorundayız. Bunu bütün konuklara söylüyor bu arada. Bak yemin ederim ben de motosiklet sürmek keyifli mi sorusu Harbiden sonrasında keyifli. İçinde keyifli değil. <laughs> Sırasında değil. <laughs> sonrasında <laughs> değil. Ulan ne güzeldi diye. Ay şey var mesela. Zor anlar iyi anılar yaratır ama. Ay, sırı sıklam terlemişsin çıkmıyor motosiklet gitmiyor çalışmıyor etmiyor. Yani 50 tane zorluk var. Ve o anda kamerayı yönetiyorsun, yani yöneltiyorsun adama adam e, ya ben bir daha bu işi yapmam noktasından 5 dakika sonra ya çok keyifli ne zaman gelsem noktasına geliyor. <laughs> bu da insanın dengesizliği. Mandalar Burada, var. Mandalar olmazsa olmaz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bana dün bir arkadaş dedi ki işte trafikte motosiklet kullanırken zorlanıyor musun dedi. Dedim ki benim diğer taşıt kavramım manda olduğu için. <laughs> hani mandaya bir anlam yüklemediğim için hani mandaya şunu diyemiyorsun. Benim yolumdu. Önüme kırdı sinyal <laughs> vermedi <gülüyor> falan. Yok, <kadar> hiç... <laughs> Dümdüz dedi mi geçmiş oldun yani. O yüzden bütün araç sürücülerinin tabii bütün araçların koltuğuna manda otutturdan beklentin sıfır abi anladın <laughs> mı? Yani her şeyi yapabilir. Yani şu bütün kaydın olabilecek en güzel lafını sonunda bıraktın çok iyiydi ya. Benim diğer araçlarla ilgili zaten beklentim mando düzeyinde. Tabii tabii <laughs> abi düşünsene şey var yani. Ya, ben <laughs> ben bundan daha fazla konuş. YouTube videosu koyuyorlar ya böyle hani şeyde. Aa önüme kırdı dıt korna <laughs> falan filan. Mesela manda, mandaya manda kornaya basıyorsun abi. Manda diyor ki ona daha çok sinirlendi <laughs> falan. Hani mandaya korna mandaya mesela saygı göstereceksin tamam mı? Eyvallah senin yolun diyeceksin. Ya ana yoldan da sen çıkıyor olsan, tali yoldan da çıkıyor olsan. <laughs> manda. Hayır sana dur lefası... ona dur lefası... Hiçbir kuralı konuşamazsın manda abi. O yüzden e, trafikteki, buradaki bütün trafikteki <laughs> sürücü... güvenli güvenli Enduro sürüş eğitimindeki ilk slide, manda. Tabi tabi manda. Yani mandayı koy hayatının merkezine, trafikte <laughs> hayatta kal abi. Anladın mı? Yani öyle bir e, şey yok. Ee, hani e, Zafer abi 50 tane kuralı anlatmama gerek kalmadı. <laughs> manda. Manda Zafer abiyle geçen gün bir eğitimle o bir eğitimde ben de onun yanında böyle misafir oyuncu olarak katıldım. Manda rolü. Türü şema gösteriyor. Tövbe diyor ki bu sensin. İşte bu yol riskli bir yol. Bu da diğer araç. Sen diyor 3 tane kötü faktörü yan yana koyma. Ben hemen araya mandayı koydum. <laughs> Ama tabii dinini koydum. Zafer abi söylemedim. Çünkü Zafer abi bunu anlatmak çok uzun bir hikayeydi. Anladın mı? Ay be, direkt mandayı koyuyorum. <laughs> diyor ki bakın virajın arkası koy, görünmüyor. Ben hemen mandayı <laughs> Tamam mı? yani mesela diyor ki yoldaki diyor farklı renk değişikliklerine tepki diyor. Hani e, farklı bir renk gördüyseniz diyor yolda diyor hemen diyor defansif sürün diyor. Ben hemen oraya manda <laughs> mandayı koyamıyorsam manda bokunu koyuyorum. <laughs> Çünkü harbiden hayatımı kolaylaştırıyor abi. Ya şunu sormam lazım. Bu kadar hani düz olmayan gerçekten abidik gubidik yollardan gidip ne kadar doğru bir iş yapıyorsun inanamıyorum ya tam sen her şeyinde hayatındaki en doğru yapabileceğin şeyi yapıyorsun neredeyse şu an. Bilmiyorum ki abi. Hayatımızdaki en doğru şeyi yapıp yapmadığımızı bilmiyoruz. Çünkü mesela ben hafriyatçılık yaparken, benim bir inşaat ve hafriyat işim vardı. O zaman da hayatımdaki en doğru işi yaptığımı düşünüyordum. Sonra bir anda motosiklet sektörüne girince, Aa, hayatımdaki en doğru şey buymuş. O, o zaman şöyle diyorum, senin motosiklet maceran, evet. eğitmenlik maceran <laughs> ve mandalarla ilgili yeni bir bölüm yapalım. <laughs> Ama bugün için gerçekten ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. İki buçuğuncu konuk olarak. Evet iki buçukuncu. Neden iki buçukuncu olduğunu yayın akışından göreceksiniz. Özlem. Zafer abi mi ben mi? Be. <laughs> <laughs> tamam. Harikasın. Tamam abi teşekkür ederim sağ ol. Bitti bu kadar. Kestik. Korlas'ın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek.